Oyunlar bu yıl Kültür ve Medeniyet Merkezi olan Konya'mızda gerçekleşecek. Ve bu vesileyle ülkemiz adına, İslam dünyası adına mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hepimizin bildiği gibi sporda başarı çıtasını Türkiye olarak her geçen gün daha yukarılara taşımanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Her branşta yeni yetenekleri bir yandan keşfederken, bir yandan da ülkemizin dört bir tarafında, tüm illerimizde, ilçelerimizde birbirinden modern, rekabet üstünlüğü yüksek tesisleri inşa etmeye de devam ediyoruz. Ve bununla birlikte tabii spor turizmi ülkemizin önemli alanlarından biri, güçlü olduğumuz alanlardan biri. Hem kapasite hem tecrübe ve bu anlamda yeni pek çok çalışmayı, pek çok ev sahipliğini de gerçekleştiriyoruz. Pandemiye rağmen geçtiğimiz yıl 164 farklı spor organizasyonunu yine ülkemizde gerçekleştirdik. Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle 81 ilimizin kendine özgü özelliklerini değerlendirerek tüm şehirlerimizi hem güçlü bir altyapıyla hem de her zamanki gibi sıcak bir ev sahipliğiyle güçlendiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla, güçlü liderliğiyle son 20 yılda ortaya koyduğumuz tesis yatırımları bu manada bize önemli bir altyapıyı, ciddi bir rekabet üstünlüğünü sağlıyor. Ve hepimizin bildiği gibi çok farklı branşlarda en prestijli organizasyonlara Türkiye olarak ev sahipliği yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Bu organizasyonlarla hem ülkemize gelen sporculara, spor severlere önemli hatıraları armağan ederken hem de cennet vatanımızın kültürel ve turistik yönlerini tüm dünyanın ilgisine, beğenisine sunuyoruz. Ve bu yılda hepimizin bildiği gibi çok önemli organizasyonlara ev sahipliği yapacağız. Bildiğiniz gibi bugünlerde Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu tüm hızıyla devam ediyor. Bu yıl 57.'si düzenleniyor. Dün Bodrum Kuşadası etabı düzenlendi. Bugün Selçuk Alaçatı arasında başladı. Ve ayın 17'sine kadar, 17 Nisan'a kadar sürecek bu organizasyon 5 kıtada 190 ülkede tüm dünyaya yayın olarak spor severlerin ilgisine sunuluyor. Ve ben bu vesileyle Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunda pedal çeviren tüm sporculara başarı diliyorum. Değerli misafirler, kıymetli basın mensupları, Konya hakikaten ülkemizin abide şehirlerinden bir tanesi, medeniyet beşiği. Anadolu'nun kadim şehri Konya, hoşgörünün, kardeşliğin, dayanışmanın başkenti Konya, Mevlana'nın şehri Konya ve gerek kültürel çeşitlilik, bu anlamdaki kardeşlik iklimi Konya'da dünyada en iyi temsil edilen örneklerden biri olarak hepimizin gözünün önünde. Ve bu özellikleriyle Konya bir dünya şehri. Biliyorsunuz 2016 yılında İslam dünyası turizm başkenti olmuş ve bu çerçevede pek çok organizasyon açısından da önemli bir tecrübeyi Konya gerçekleştirmiştir. Gerek modern tesis altyapısı, gerek zengin kültürel birikimi ve değerleriyle hedeflerimizi gerçekleştirme adına her türlü imkanın olduğu bir şehrin Konya olduğunun altını çizmek istiyorum. Ve bu vesileyle 5. İslami dayanışma oyunları yaklaştıkça bu anlamdaki heyecanımız ciddi bir şekilde artıyor. Ağustos ayında oyunlara ev sahipliği yapacak Konya'mız bu anlamda tüm hazırlıklarını en güçlü şekilde hep birlikte sürdürüyoruz. Bildiğiniz gibi Mart ayında 47 ülkeden 70 delegenin katıldığı kafile başkanları toplantısı gerçekleştirildi. İslami Dayanışma Spor Federasyonu Denetleme ve Koordinasyon Komitesi'nin başkanı ve değerli üyeleri, kafile başkanları, temsilcilerini yine biliyorsunuz Konya'da ağırladık. Tesisler ziyaret edildi, çalışmalar gerçekleştirildi ve 19 spor branşı, bir geleneksel gösteri branşı ve 4 para spor branşı olmak üzere 24 farklı branşta oyunları gerçekleştireceğiz. Oyunlar köyünden ulaşıma, güvenlikten bilişim altyapısına kadar gerek tüm adımları hep birlikte atıyoruz. Organizasyonun en güçlü şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla gerek bilişim altyapısına ilişkin çözümler, gerek zamanlama, gerek skorlama, canlı yayın, yerli çözüm ortaklarıyla birlikte
en güçlü şekilde gerçekleşiyor. Sadece Konya'mıza değil, İslam alemine yarışır bir şekilde mükemmel bir organizasyonu hep birlikte inşallah gerçekleştireceğiz. Yine tüm Avrupa'da bisiklet branşının en nitelikli tesislerinden birini, en özgün tesislerden birini, öncü tesislerden birini, ülkemizin ilk olimpik velodromunu Konya'mızda hemen hemen bitiriyoruz. İnşallah Mayıs ayında tamamlayacağız. Bu velodrom vesilesiyle nice şampiyonları inanıyorum ki başta Konya'mızın olmak üzere ülkemizin dört bir yanından yetiştirmemize önemli katkı sağlayacak bu tesis. Olimpik yüzme havuzumuz, atletizm pistimiz şu an hizmete hazır hale geldi. Ve gerçekleştirdiğimiz tüm toplantılarda altını çizdiğimiz yol haritası üzerinden birlikte geçeceğiz. Yine ortak akılla, istişareyle, el ele vererek yolumuza devam edeceğiz. Gönüllülük başvurularını biliyorsunuz Şubat ayında başlatmıştık. Gençlerimizin bu anlamdaki yoğun ilgisi bizleri ayrıca heyecanlandırıyor. Ve İslami dayanışma oyunlarının sağladığı fırsatları iyi değerlendirmek isteyen gençlerimizi bu anlamda bu gönüllülük çalışmalarına davet ettiğimizi tekrar ifade etmek istiyorum. Aynı zamanda oyunlarda oyunları temsil edecek maskotumuz için bir isim yarışması düzenlemiştik. Ve o da hızlı bir şekilde devam ediyor. Önümüzdeki günlerde maskotumuzun ismini de sizlere duyuracağız. Hepimizin ortak gayesi, barışın, huzurun, sükunetin egemen olduğu bir dünyayı ortaya çıkarmak. Geleceğimiz için, yeni nesiller için karşılıklı anlayışın, kardeşliğin yeşerdiği tohumları ekmek. Ve ben inanıyorum ki spor bu anlamda önemli bir araç. Sporda empati var. Sporda ötekini anlamak var, centilmenlik var, kardeşlik var. Ve uluslararası organizasyonların bir etkinin ötesinde de pek çok anlamı var hepimizin bildiği gibi. Spor aracılığıyla ülkeler arasındaki dostluğun, ülkeler arasındaki kardeşliğin, işbirliğinin gelişmesine önemli bir vesile spor. Birbirimizi yakından tanıma, aramızdaki sevgiyi büyütmek için önemli bir platform. İnanıyorum ki bu anlamlı organizasyon vesilesiyle, 5. İslami Dayanışma Oyunları vesilesiyle dayanışmamız, işbirliklerimiz daha da güçlü bir hale gelecek. Bugün bir değerlendirme toplantısı yapacağız. Ben bu vesileyle gerek milletvekillerimize, valimize, büyükşehir belediyemize, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'ne, rektörümüze, üniversitelerimize, paydaşlarımıza ve düzenleme kurulumuzun tüm üyesi arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor. Saygılar sunuyorum. İnşallah bu faaliyet hem küresel düzeyde hem memleketimizin bütününde hem de ilimizde berekete, yardımlaşmaya, dayanışmaya, gençlerimizin beden ve ruh sağlığının gelişimine vesile olur diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet, Konya'da yapılacak olan İslami dayanışma oyunları biz Konya için çok kıymetli ve önemli buluyoruz. Ama bu sadece Konya için değil, bence Türkiye için çok önemli ve anlamlı bir olimpiyat olacaktır. Özellikle İslam coğrafyasında spor yoluyla dostluğu, kardeşliği, barışı, huzuru, dayanışmayı, yardımlaşmayı sağlamak için büyük bir katkı vereceğini düşünüyoruz. Aynı zamanda üst düzeyde katılımlarla, devlet başkanlarının veya başbakanların katılımlarıyla birlikte yine İslam coğrafyası için Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla beraber bir diplomasi formunun da gerçekleşeceği imkan ve fırsat oluşacağını canı gönülden inanıyoruz. Bu açıdan sporun evrensel diliyle hem İslam coğrafyasına hem de dünyaya Konya üzerinden, Türkiye üzerinden barışın, huzurun ve merhametin dilinin yayılması için elimizden gelen çabayı, gayreti biz de göstereceğiz. Konyalılar olarak, konunun ev sahipleri olarak büyük bir heyecan ve coşku içerisindeyiz. Konya'da yapılacak en büyük organizasyonlardan birisi. Biz de başarıyla gerçekleşmesi için gelen tüm misafirlerimiz, sporcularımızın, herkesin Konya üzerinden, Türkiye'den en güzel duygu ve düşüncelerle ayrılması için elimizden gelen çabayı ve gayreti göstereceğiz. Biz de Sayın Bakanımıza ve tüm ekibine, bu komitede görev alan herkese emekleri için teşekkür ediyoruz. İnşallah yüz akıyla tamamlamayı Rabbim nasip etsin diyorum. Teşekkür ediyoruz. Önceki oyunlarla kıyaslandığında hem Konya'nın
spor altyapısı açısından hem